Kamuoyundaki Avrupa Birliği desteği çok düşüyor. Bu dönemde Avrupa Birliği'ne uyum reformları hiç yapılmıyor değil. Reformlar biraz ivme kaybediyor ama yine de var. Ama bu dönemki Avrupalılaşmaya ya da Avrupalılığa seçmeci Avrupalılık diyebiliriz. Yani kiraz seçer gibi reform yapılıyor aslında. Yani Avrupa Birliği'nin gerektirdiği hukuki değişiklikler eğer iç siyasetin dinamiklerine ya da siyasi iradenin gündemine uyuyorsa yapılıyor. Bu tabii müzakerelerin başladığı bütün AB adayı ülkelerinde yaşanan bir şey. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan müzakereleri 2005 yılında başlamıştı az önce söylediğim gibi. Ve müzakerelerin başladığı her ülkede AB'ye karşı ilgisizlik, Avrupa fikrine duyulan yabancılaşma aslında yaşanan bir şey. Çünkü müzakereler insanların hayatlarını bir anlamda zorlaştıran bir şey. Bir takım hukuki değişiklikler yapılıyor ve insanların hayatına birebir dokunuyor ve insanların hayatı bir şekilde değişmek zorunda kalıyor. Ama bu Türkiye için çok geçerli değil çünkü 2005 yılında başlayan müzakereler çerçevesinde zaten birçok fasıl kapalı. Yani çok köklü değişikliklere sebep olacak fasıllar zaten açılmıyor. Az sonra bahsedeceğim şekilde. Yani bu nedenle bu AB'ye karşı ilgisizlik, müzakere ilişkisi Türkiye bağlamında çok çok açıklayıcı olmayabilir. Ama 2005'ten sonra şunu kesinlikle söyleyebiliriz. AB artık geçerek akçe değil. Yani artık lingua franca değil. Artık bütün siyasi aktörler kendi siyasi gündemlerini sürdürebilmek için Avrupa Birliği'ne başvurmak zorunda. Avrupalılaşma söylemine başvurmak zorunda hissetmiyorlar kendilerini. Bu bağlamda 2005 sonrası koşulluk ve Avrupalılaşma gibi kavramlar Türkiye Avrupa Birliği arasındaki ilişkiyi açıklamaya yetmiyor. Çünkü artık siyasetin akışının en temel değişkeni değil Avrupa Birliği. Bu bizi dördüncü döneme getiriyor. Bir reddediş olarak Avrupa 2001'den bugüne günümüzü de aslında bu döneme sokabilir. Bu dönemde de ağır aksak da olsa AB reformları devam ediyor. Örneğin 2012 ilerleme raporuyla paralel olarak yargı reformu yapılıyor. Ama bu yargı reformu işte AKP'nin kendi siyasi gündemine uygun şekilde ve uyduğu şekliyle yapılıyor. Pozitif gündem kavramını çok duyuyoruz bu dönemde. Yargı reformu ve sivil toplum vurgusu AB tarafından çok sık dile getiriliyor. Bu dönem aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nun genişleme stratejisini de değiştirdiği bir döneme denk geliyor. Diyor ki Avrupa Birliği artık aday ülkelerde İlk açılması gereken fasıllar, müzakereler sırasında ve ilk yapılması gereken şeyler 23. ve 24. fasıllar. Yani nedir bu? Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığıyla ilgili olan fasıllar ilk başta müzakere edilmelidir diyor. Bu Türkiye için geçerli değil çünkü 23. ve 24. fasıllar Türkiye için blokeli. Zaten açılmamış durumda. Hala açılmamış durumda. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin değişen genişleme stratejisi Türkiye bağlamında biraz dezavantajlı, Türkiye'yi biraz dezavantajlı konuma getiriyor. Müzakerelerin çok iyi gitmediğini söyledik çünkü birçok fasılda işte Türkiye'nin Kıbrıs'ı tanımaması sebebiyle ve Ankara Anlaşması'nı Kıbrıs'ı kapsayacak şekilde genişletmemesi sebebiyle birçok fasılı blokeli. Birçok müzakere edilmesi gereken fasıl hem Avrupa Birliği'nin kendi kurumları tarafından blokeli hem Kıbrıs bir AB üyesi olan Kıbrıs tarafından blokeli. Yani müzakereler çok iyi gitmiyor.
Ama bu dönemde başka bir şeye tanık oluyoruz. Artık AB ile olan ilişkiler, müzakereler ve koşulluluk esasına göre değil, bazı sektörel entegrasyon ya da belli önemli konulardaki işbirlikleri çerçevesinde ilerliyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bunlardan en önemlisi göç ve vize serbestisi. Örneğin Türkiye ve AB arasındaki vize serbestisi dönemi başlıyor. Aralık 2013'te geri kabul anlaşması ve AB-Türkiye vize serbestisi diyaloğu başlıyor. Ve Avrupa Birliği 72 tane kriter koyuyor. Diyor ki yani bu 72 tane kriteri yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerinde vizesiz 90 gün boyunca seyahat edebilecekler. Hali hazırda bu 72 kriterden 6 tanesini Türkiye hala yerine getiremedi. Bunlar da en önemlisi, yani yapması gereken en önemli şey Europol'la işbirliği ve Türkiye'nin kendi terörle mücadele kanununda gerçekleştirmesi gereken değişiklikler. Ama bu dönem müzakereler ve koşulluluk yerine böyle birebir belli politika konularında, belli konu başlıklarındaki işbirliklerini getiriyor. Bunlardan en önemlisi de vize ve göç. Örneğin Mayıs 2015'te Avrupa Komisyonu tarafından Gümrük Birliği'nin Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesi önerisi getiriliyor. Mart 2016'da hepimizin çok iyi bildiği AB-Türkiye Mülteci Anlaşması imzalanıyor. Ve bu anlaşmanın imzalanması ekonomik ve parasal politika faslında açılmasına sebep oluyor. Yani birçok faslın, birçok müzakere faslının Kıbrıs tarafından ve Avrupa Birliği'nin kendi kurumları tarafından blokeli olduğunu söylemiştik. Örneğin 2016 yılında AB-Türkiye arasında yüksek siyasi diyalog başlıyor. Enerji diyaloğu başlıyor. Enerji alanında da bir işbirliği ve görüşmeler devam ediyor. Şimdi bu ne diyelim sektörel işbirlikleri ya da bu belli konulardaki işbirlikleri iyi olmakla birlikte tam üyelik perspektifini çok gölgeliyor. Artık çünkü aynı zamanda Avrupa Birliği'nin kendi içinde de çeşitli tartışmalar var. Farklılaştırılmış entegrasyon adı verilen çeşitli tartışmalar var. Acaba Avrupa Birliği çeşitli konularda çeşitli işbirliklerini yapan farklı üyelerden oluşabilir mi? Zaten bu hali hazırda Avrupa Birliği'nde var. Örneğin bütün Avrupa Birliği ülkeleri Schengen üyesi değil ya da bütün Avrupa Birliği ülkeleri Euro kullanmıyorlar. Bu farklılaştırılmış entegrasyon kavramı acaba Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine uygulanabilir mi gibi aslında bir aslında böyle sorular da soruluyor. Ama bu Türkiye gibi demokratikle yani Avrupa Birliği adaylığı çerçevesinde demokratikleşme meselesini çok ön plana alması gereken bir ülke bağlamında tam üyelik perspektifinden bir sapma olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu nedenle işte göç konusunda, mülteciler konusunda çok fazla işbirliği yapılsa da burada Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye'ye bir aday ülke olarak değil bir üçüncü ülke olarak davranıyor. En son Haziran ayındaki zirvenin sonucundaki açıklamalarda örneğin Türkiye'ye bu Mart 2016'daki anlaşma çerçevesinde verilecek mali yardım, işte Ürdün'e ve Libya'ya verilecek mali yardımlarla aynı çerçeveden dillendiriliyor. Yani Türkiye artık bir aday ülke olarak değil, bir üçüncü ülke, bir arada bir işbirliği yapılan, mali yardım yapılan bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye resmi olarak hala aday ülke olsa da adaylık süreci fiili olarak durmuş durumda. Sorunlu konu başlıkları olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan en önemlisi elbette ki Kıbrıs.
Türkiye'nin müzakere başlıklarının birçoğunun Kıbrıs tarafından ve AB kurumları tarafından bloke edildiğini söylemiştik. Kıbrıs meselesindeki bu blokajlar devam ediyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi 2015 yılında Avrupa Komisyonu tarafından getirilen bir öneriydi. Bununla ilgili karşılıklı çalışmalar da devam ediyor. Çünkü Gümrük Birliği Anlaşması işte 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'yla başlayan bir süreçti, hatırlayacaksınız. Ve birçok alanı kapsamıyor. Örneğin tarım ürünlerini kapsamıyor. Kamu alımlarını kapsamıyor. Bu anlamda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gündemde. Ama bu da az önce bahsettiğim tam üyelik perspektifinden bir sapma olarak görülebilir. Yani bu kadar çok sadece göçten ve sadece teknik detaylardan, Gümrük Birliği'nin teknik detaylarından bahsetmek, Türkiye'de gerçekleşmesi gereken demokratikleşme ve belli işte hukukun üstünlüğü gibi, belli demokratikleşme normları gibi süreçlerin yerleşmesine aslında ve Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi sürecine darbe vurabilir ve vuruyor da. Çünkü artık AB deyince aklımıza, daha doğrusu Türkiye deyince Avrupa Birliği'nin aklına sadece göç geliyor, sadece mülteciler geliyor ve sadece bu bağlamda Avrupa Birliği'nin yapması gereken mali yardımlar geliyor. Yani bu kadar otomatikleşmiş ve bu kadar normlardan soyutlanmış bir ilişkinin tam üyelik perspektifinden çok farklı olduğu açık. Bu anlamda bunu çok olumlu olarak nitelendirmek, bu perspektif değişikliğini çok olumlu olarak nitelendirmek çok mümkün değil. Tabii dördüncü dönemden bahsediyorduk. Biraz daha günümüze gelelim. Hala bence bu dördüncü dönemin parçası olabilir. Günümüzü bu dördüncü dönemin parçası olarak nitelendirebiliriz. Günümüzde tabii bir ortam değişikliğinden de bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle transatlantik ilişkilerdeki bir değişimden bahsetmemiz gerekiyor Biden yönetimiyle birlikte. Uzun yıllardan sonra ilk kez, belki Soğuk Savaş'ın o en yoğun olduğu zamanlardan sonra, belki de ilk kez Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişki Türkiye-AB ilişkilerini etkileyen bir faktöre dönüşüyor. Çünkü artık ABD'de demokratikleşme kavramını daha çok kullanmaya başlıyor. İnsan hakları vurgusunu bu sefer ABD'de kullanmaya başlıyor. Peki bu gittikçe kötüleşen bir kısır döngüne giren artık ilişkilerde nasıl çıkabiliriz? Yani çıkış yolu var mı bu konuda? Kısır döngüden en son zirve kararlarında, Haziran'daki zirve kararlarında Avrupa Birliği'nin insani ilişki vurgusu çok önemliydi. Yani hani devletlerin ya da müzakerelerin gidişatından bağımsız olarak Türkiye'deki halklarla Avrupa'daki halkların birebir, belki öğrencilerin, belki akademisyenlerin, yani insanlarla olan ilişkisini kolaylaştıracak bir takım önlemler almanın, bir takım şartlar oluşturmanın gerekliliğinden bahsediyordu. Bu insani ilişki vurgusu bence önemli olabilir. İnsanların arasındaki ilişkileri arttırmak için işte seyahat, eğitim gibi alanlarda Türkiye-AB ilişkilerinin müzakerelerden bağımsız olarak ilerlemesi insani bağlamda, sivil toplum bağlamında olumlu bir şey olabilir. Bu kısır döngüden çıkış yolu olabilir. Avrupa'nın gündeminde de olan, aslında hepimizin gündeminde olan bir takım konu başlıkları konusunda daha fazla adım atılabilir. Örneğin elbette ki iklim. Hepimizin hayatını çok temelden belirleyen iklim konusunda. Türkiye biliyorsunuz Paris Anlaşması'nı yasalaştırdı, meclisten geçti. Bu önemli bir adım. Ama Türkiye çevre konusunda bir yol haritası çıkarmalı ve bu Avrupa Birliği'nin çevre mutabakatına, yeşil mutabakatına uyum konusunda
çok daha uyum konusunda çok daha önem vermeli. Çünkü son yapılan kamuoyu araştırmaları da gösteriyor. Gençler çevreyi çok önemsiyorlar. Çünkü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde nesillerden bahsetmek mümkün ve gençler bu çevreyi ve iklim değişikliğini çok önemsiyorlar. Mesela Türkiye'nin bu iklim konusundaki değişimlere daha çok önem vermesi ve daha bütüncül yaklaşması iklim meselesine. Sadece işte sınırda karbon ya da biz bunları iş insanlarına nasıl anlatacağız anlamında değil ama iklim meselesine biraz daha bütüncül bakılması zaten gerekiyor. Ama bu da hani Türkiye-AB ilişkilerini bu girdiği kısır döngüden çıkarabilecek bir şey olabilir örneğin. Çok önemli bir şey. Bence Türkiye-AB ilişkilerinin en önemli noktalarından biri Türkiye-AB ilişkileri bağlamında hukukun üstünlüğü vurgusu devam etmeli. Yani bu az önce bahsettik ya tam üyelik perspektifinden ayrılmanın belli bedelleri var. Bu bedellerden en önemlisi artık tam üyeliğin gerektirdiği ya da adaylığın gerektirdiği demokratikleşme perspektifinin çok ön planda olmaması. Yani bu demokrasi vurgusunun devam etmesi bence Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin en önemli değişkeni. Ve bu şekilde devam etmeli. Çünkü ortak değerler üstünde uzlaşılmadıkça Türkiye-AB ilişkileri hem sürdürülebilir değil hem de bir anlamı yok. Yani Türkiye'nin AB üyeliği perspektif taşımasının demokratikleşme gibi bir açılımı olmayacaksa hiçbir anlamı yok. Çok kısa olarak biraz hani Türkiye-AB ilişkilerini çerçevelendirmeye çalıştım. Türkiye-Avrupa Birliği böyle teknik, her şeyden azade, siyasetten azade bir disiplin değil. Bu anlamda güncel yayınları, güncel yazılanları, özellikle göç konusunda, özellikle yeşil mutabakat konusunda yazılanları takip ederseniz çok daha büyük bir resmi görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.